Merhaba sevgili gençler, yapım ekleri konusundayız. Çekimeklerini bitirdik. Eke köke ayırmayı bence temelimizi sağlam attık. Videolarımızın uzun ve detaylı olmasına bakmayın. Tamamen mesele tam anlaşılsın diye en ince noktasına kadar sizlere verdim. İnşallah eklerde çok zorlanıldığını çünkü biliyorum ben. Ama anlattığım taktikleri sırayla izlediğinizde, nasıl yaptığımı dikkatlice takip ettiğinizde, özellikle not aldığınızda İnşallah ekler konusunda bir sıkıntınız kalmayacak. Şimdi de yapım eklerini göreceğiz sevgili dostlar. Bir kere yapım ekiyle alakalı biz ne demiştik? Arkadaşlar ya yeni sözcükler türetecek veya yeni anlamlar. Yani bir sözcüğün ya türünü değiştirecek, isimken fiil, fiilken isim yapacak veya anlamını değiştirecek. Arkadaşlar bu konuda gövdeyi artık biliyoruz. Eğer bir tane yapım eki almışsa gövde. Ama gövdeden türemiş demişse en az iki yapım eki almış olacak sevgili gençler. Bakın tekrar söylüyorum. Gövde demişse bir yapım eki, gövdeden türemiş demişse iki tane yapım eki. Yani gözlük dediyse gövde, gözlükçü dediyse gövdeden türemiş. Bunu da unutmuyoruz sevgili gençler. Bir yapım eki aldıysa gövde hocam yapım eki aldıysa biz buna türemiş demez miydik? Aynen türemiş deriz. Zaten bir önceki daha doğrusu eklere ilk başladığımızda dostlar söylemiştik. Ha isim köküdür kitap. Kitapçı dediğimde kitaptan kitapçı isim olarak kaldı. Anlam değişti. İsim gövdesidir. Ha kitapçılık dediğimde ne oldu? Gövdeden türemiş oldu. Zaten az önce yazdım. Yaş isimdir. Yaşamak dediğimde bak bu sefer isimden fiile döndü. Dolayısıyla fiil gövdesi olur bak. İsim gövdesi ve fiil gövdesi dediğin şey aldığı yapım ekinden sonra isim mi olmuş, fiil mi olmuş? Ona dikkat edin. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam dediğimde bu sefer iki yapım eki aldığı için gövdeden türemiş olur sevgili gençler. Lütfen bu noktalara dikkat edin. Bunlar önemli bakın. Arkadaşlar normalde Türkçe'de yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir. Ama bunun istisnası var mı? Kesinlikle var. Bak anne sözcüğü annem dediğimde tabii istisnalar da az onu da söyleyelim. Benim annem olmaz mı? Evet bak bu iyilik. Ama siz birazdan göreceğiz. Ne ekidir dostlar? İsimden isim yapan ektir. Bak yapım eki. O zaman ne oldu? Yapım eki çekim ekinden ön şey özür dilerim çekim eki yapım ekinden önce gelir. Ama kural neydi? Önce yapım eki gelir. Zaten soruyu da şöyle soracak. Aşağıdaki cümleler şey önce bilgiyi verecek. Diyecek ki Türkçe'de yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna aykırı bir kullanım var? Hemen buraya bakacaksınız. Yüz isim yüzde dediğimde hal ekidir. Bakın çekim eki yani. Lıklık isimden isim yapan ektir. Gördünüz mü? Çay dediğimde dendan hal ekidir. Lıklık isimden isim yapan ektir. Çekim eki yapım ekinden önce geldi. Evdeki de dedi ev kök de da hal eki ki sıfat yapan ki yapım ekidir. Dayım gil benim dayım dediğimde iyelik gil eki zaten lerler eki yerine kullanılır ya. Kesinlikle yapım eki. Mesela gülmek fiili er geniş zamandır. Bak bu çok önemli. Ken ne ekiydi? Zarf fiil değil miydi? Zarf fiil ekleri %100 yapım eki değil mi? Evet. Ne oldu bak? Geniş zaman çekim eki. Ken zarf fiil eki. O zaman yapım eki çekim özür dilerim. Çekim eki yapım ekinden ne oldu? Önce gelmiş oldu. Kuralı delmiş oldu. Şimdi bak. Sevda sözcüğüyle ilgili bir şey söyleyeceğim demiştim ya. İşte bak burada söyleyeceğiz dostlar. Sevda. Şimdi sevda sözcüğü normalde baktığımızda dostlar sevmekten sanki sevdaymış gibi gelir. Yani de'yi dahi yapım eki kabul eder. Yanlış. Bu aslında Arapça bir köktür. Ve bu yapım eki değildir. Nasıl anlayacağız? Eğer bir ek yapım eki ise başka kelimelere uygulanabilmeli. Mesela sevgi sözcüğünün kökü aslında nedir? Sevmek fiilidir. Değil mi? Net. Gı-gi yapım ekidir. Ben onu başka fiillere uygulayabilir miyim? Çünkü sevmek fiil ya. Eğer gıgı fiile gelen bir yapım eki ise başka fiillere uygulayabilmeliyim.
Uygulayalım. Bilmekten bilgi, görmekten görgü, saymaktan saygı, bulmaktan bulgu, hatta atmaktan atkı, etmekten etki gibi. Gerçekten de gi ekini ben başka fiillere uygulayabildim. O zaman bu gerçekten de yapım ekidir. Çünkü bir yapım eki ise, fiile veya isme gelmişse başka isim veya fiillere uygulanabilmeli. Sevda kelimesi madem sevmek fiiline gelmiş. Hadi başka fiillere uygulayalım. Sevda, gelda, görda. Zaten fiillerden sonra de varsa o neydi? %100 bağlaştı. O zaman sevda kelimesi köktür. Hani yapım eki mi değil, yapım eki midir değil midir diye tereddüt ederseniz bu taktiği uygulayabilirsiniz. Uygulayıp bana da teşekkür edersiniz. Devam. Evet, dostlar dörde ayıracağız. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil. Şimdi şöyle bir hata görüyorum. Bak bazen öğrencilerimizin ekleri ezberlediğini görüyorum. Cıhlıksız falan bir de öyle de kaptırmış ki kendini. Ya eki niye ezberliyorsun sen? Yapım eklerini ezberlemeyeceksin. Mantığını ya bileceksin. Kökü iyi bulacaksın. Hani o iki harf kuralından gideceksin. Eke köke doğru ayırdığın zaman bir de yapım ekiyse başka kelimelere uygulanabilmeli. Biz niye o temeli attık? İşte ilk iki harf kuralını uygulayın dedik köke ayırırken. Yapım ekiyse başka kelimelere eklenebilmeli. Kökünde ünlü düşmesi veya ses olayı varsa dikkat edin. Hani o benzemek, beniz, beslemek, besi gibi. Niye bunlara dikkat edin? İşte bunun yapım eki olup olmadığını anlamak için dikkatli olacağız. Ek ezberleme yok dostlar. Mantığını kavrayacağız. Bakın isimden isim ekleri. Tür değişmez. Niye? Çünkü ismi isim yapar. Ama anlam değişir. Kafanızda resim oluşturun diyorduk. Hep bunlar için. Ya mesela CCA'dan gidelim. Dost. Değil mi? Dost. Dostça dediğin zaman değil mi? Dost gibi yaklaşma. İsimken zarfa döndü. Zarf da gerçi isimdir. Ama dostça dediğin zaman ne oldu? Anlam değişti. Mesela Alman. Alman millet ismidir. Ama Almanca dediğinde ne oldu? Dil ismine döndü. Bak belli ekleri göstereceğim sadece. Mesela C. İşte su maddenin ismidir. Sucu dediğinde su işiyle uğraşan. Süt içtiğimiz o maddenin ismidir. Sütçü dediğinde onunla ilgilenen insan. Bak isim yine isim ama anlam değişti. Veya cil eki. Mesela ev dediğinde o içinde yaşadığımız yerin ismi. Ama evcil dediğinde yabani olmayan anlamında. Tüm mesele dostlar ekin anlamı değiştirip değiştirmediği. Mesela lı. Şimdi güneş o gezegenin ismi değil mi? Ama hava güneşli dediğinde güneşin açma anlamı, anlam değişti. Veya toz dediğinde maddenin ismidir. Tozlu dediğinde üstüne toz bulaşmış demek. Anlam değişecek dostlar. Yoksa kalkıp da ekleri tek tek öğrenmeyeceksiniz. Yani bunlardan ziyade ekleri elbette ki bileceksin. O ilk videolarda anlattığım şey çok önemlidir. Nasıl ayıracağız? Hangi ses olayı var? Nasıl ayırt edeceğiz? Bunlara dikkat edeceğiz. Tamam mı dostlar? Mesela sız eki. İşte yurt, vatan demek. Yurtsuz dediğinde vatanı olmayan insan bak. Tı eki zaten genelde yansımalara gelir. Cız yansımadır. Cızırtı dediğinde yansımadan isim. Mesela soydaş. Soy bir milletin işte kökeni demek. Ama soydaş demek aynı kökeni paylaşan. Mesela meslektaş, meslek yapılan iş demek değil mi? Ama meslektaş dediğinde işte aynı işi yapanlar demek. Mantık çok önemlidir. Yoksa burada tüm ekleri böyle tek tek ayırt edebiliriz. Sen mantığını kavrayacaksın. İşte kiralık ev arıyordu arkadaşım. Hemen geldin. Kira. Kira nedir? İşte efendim. Aylık ödediğimiz o meblağın ismidir değil mi? Veya aylık bir yerde oturma izni gibi bir şey. Ha kiralık dediğinde, kiralık dediğinde kiraya verilen yer demek. Anlam değişti. İşte futbol isimdir. Futbolcu dediğinde, futbol oyunun ismidir. Futbolcu dediğinde ne oldu? Dostlar futbol işiyle uğraşan kişi. İşte hızdan hızlı gibi.
Yani ekleri bileceksin, eke köke doğru ayıracaksın, anlamın değişip değişmediğine bakacaksın. İşte 4 er ar şer şar mesela üleştirme rakamları var ya, bunlar da yapım ekidir. 4 rakamın ismidir. 4'er dediğinde 4 işte 4 parçaya bölme. Bak anlam değişti. Yani eke köke ayırırken bunlara dikkat edeceğiz dostlar. Tamam mı? İlerleyelim. Şimdi fiilden isim yapan ekler dostlar. Bak şu me, ışmak, an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş var ya, bak şu eklere dikkat. Bunlar zaten ne ekiydi? Fiilimsi ekleri değil miydi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Fiilimsi ekleri %100 fiilden isim yapan eklerdir. Fiilimsi ekleri %100 fiilden isim yapan eklerdir. Ama isterseniz mesela diğerleri üstünden gidelim. Fiili isim yapacak. Bak dikkat. İçmekten için. Fiil isme döndü mü? Bitti. Sevmekten sevim mi? Hocam nasıl yani isme döndü? Mesela içmekten içinmek diyebilir miyiz? Sevmekten sevinmek diyebilir miyiz? Biçmekten biçinmek diyemeyiz. Ne yaptım? Bak fiili isim. Fiili isim. Fiili isim yaptım. Gördünüz mü? Mesela ekmekten ekili. Ekilimek olur mu? Yok. Dikmekten dikili. Dikilimek olur mu? Yok. Fiili isim mi yapmış? İsmi fiil mi yapmış? Veya anlamı mı değiştirmiş? Bu benim için önemlidir. Mesela bitkin. Mesela bittim diyoruz ya. Bitmekten gelir. Bitkin halsiz olan demek. Bak fiili isim yaptı. Anlam da değişti bakın. Mesela bilmekten, bilmek fiil değil mi? Ama bilge dediğinde bilge insan. Hem anlam değişti hem de fiilden isim yaptı. Hem tür değişti burada. Hatta şurada, burada hemen ilk aslında belirtmemiz lazımdı. Burada hem türü değişecek yani fiili isim yapacak hem de anlamı değiştirecek. Bunlar önemli dostlar, tamam mı? Yani kalkıp da sakın ola ki ekleri tek tek ezberlemeye çalışmayın. Mesela sıkmaktan sıkı, yapmaktan yapı, ölmekten ölü gibi fiili isim yaptı. %100 türünü değiştirmişse %100 nedir? Yapım ekidir. Anlamını değiştirmişse %100 yapım ekidir. Yoksa burada kalkıp da tek tek eklerin hepsini yaparsak yani vakit yetmez zaten. Mantığını köke doğru ayıracağız. Mesela açık. Ben ne demiştim? Bir kelimeyi köküne ayırdığında ilk mesela açık kök diyemezsin. Açı dersin. Dur bir daha. Mesela bak 4 harften gidelim önce. Açık değil mi? Şimdi ben bunun kökünü bulacağım. Bir de 3 harfe indireyim. Açı bu da anlamlı olduğu gibi ama açıyla açık arasında bir anlam ilgisi olmadı. Anlam ilgisi olacak ya. O zaman 2 harfe indireyim kökü. Açmak diyeyim bu sefer. Zaten neydi? Kök eke ayırırken böyle ilk 2 harf mantığı vardı ya. Ona dikkat edeceğiz dostlar. E ne oldu? Açmaktan açık oldu, gördünüz mü? Yani sen kalkıp da bunu açık kök diyemedin. 3 harfe indirdin. Açıyla açık arasında açı. Hani bu matematikte, geometride kullanan var ya açı, dereceler. O anlamda onunla açık arasında bir anlam ilgisi olmadı. Bir harf daha attın, açmak eylemine geldin. Zaten kök en fazla 2 harfe kadar indirebilirsin. E baktın açık dedin ki açık ne demek? Açılan şey değil mi? Kapıyı açık tut ne demek? Aç demek. Bak anlam ilgisini kuracaksın. 2 harf kuralına dikkat edeceksin. Ek ezberlemiyorsun. Mantık çok önemli bizim için. Veya seçmekten seçik. Şimdi kalkıp da seçik kök diyemezsin. Sonra bir harfi attın seçi dedin. E seçi anlamsız oldu. E dedin dur bir harf daha atayım. Seçmek fiili dedim. E seçik ne demek? Seçilen şey seçmekten gelir. Anlam bağlantısını kurdum. Bunlar çok önemli sevgili dostlar. Ya bu ekleri artırabiliriz. Süzmekten süzgeç, utanmaktan utangaç. Şimdi utangaç geç kaç köktür değil mi? Utanmak fiildir. Mesela hocam uta olamaz mı? E anlamlı mı? Uta yok. Ut anlamlı mı? Yok. E hocam o müzik aleti olan ut var. Tamam da onunla utangaç arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. Anlam ilgisi olmasına dikkat edeceğiz. Yani ben bunu uta desem olmadı. Ut desem olmadı. O zaman buna ne diyeceğim? Utanmak fiili diyeceğim.
eke köke doğru ayıracağız. Yani kalkıp da ut fiildir, işte en an fiilimsi ekidir, böyle şeyler yapmayın. Anlam ilgisi olmasına dikkat edeceksiniz dostlar. Ya artırabiliriz. Ben yani böyle ekleri tek tek göstermek istemiyorum. Hani mantığını bilin. Geçmekten geçit, değil mi? Geçmek fiildir. Geçit, hani geçilen yer. Sarkmaktır. Buna kalkıp da sar diyemem ki ben. Sarmaktan sarkmak diyemem ki. Sarmak ayrı bir şey. Sarkmak düşmek demek. Konut sözcüğü konmaktan gelmez mi? Konut, ev, konulan yer değil midir? O zaman konmaktır. Ben buna ko diyemem ki, değil mi? Anıt, anılan şey. Anıt, bir şeyi anarsın, ona bir anıt dikersin, değil mi? Fiilden isim gibi. Yani hep böyle mantıklar kuracaksınız dostlar. Şimdi bu örnekleri de o zaman size bırakıyorum. Burada videoyu durduracaksınız. Arkadaşlar burada fiilden isim yapan ekleri burada tek tek ayıracaksınız. Hani ben mesela durmaktan durak. Niye durak durmaktan gelir? Durak durulan yer değil midir? Bak fiilden isim. Veya çalışmak zaten mekmak isim fiil iki varsa %100 fiilden isimdir. Sormaktan sorun değil mi dostlar? Bakın aynı mantık. Sevmekten sevgi. Çekinmekten çekingen. Bak hep fiilden isim. Zaten dık dik sıfat fiil. %100 fiilden isim eki. Dalmaktan dalgıç. Okumaktan okuyucu. Zaten mekmak isim fiil %100 fiilden isim yapan ek. Kesmekten kesinti. Geçmekten geçit. Bakın bunlar fiilden isim yapan eklerdir dostlar. Mantığını, kökünü, ekini doğru ayıracağız. Başka fiillere eklenip eklenemediğine de bakacağız. Sevgi, bilgi, sevda kelimesini unutmayın sakın. Bunlara dikkat ettin mi iş hallolur. Bir de ismi fiile çevireceğiz. Mesela bu kelimenin kökü nedir? Oyundur. Bak oyundan oynamak. Dedim ya ünlü düşmesi varsa dikkat edin. Mesela yaş isim değil mi? Ama yaştan yaşamak dedim fiil. Kanamak diyor ya kandan gelmez mi? Kan damarımızdan akan şey değil midir kan? Kandan kanamak. Azdan azalmak bak ismi fiil yaptı. Dostlar hem tür hem anlam değişir. Gördünüz mü? İsimden fiil yapıyor. Hem tür hem anlam değişir. Nasıl yani hocam? Yaş isim değil mi? Evet. Yaşamak dediğinde fiile döndü. Bak tür değişti. Yaş bir insanın hani yıl geçtikçe artan şeydir değil mi? Ama yaşamak hayatını devam ettirme. Bak anlam değişti. Kan damarımızda akan sıvının ismidir değil mi? Ama kanamak desek eyleme dönüştü. Yani bir iş bir oluş oldu. Anlam da değişti, tür de değişti. İşte çoktan çoğalmak, mor isimdir mordan morarmak, karadan kararmak, yaştan yaşarmak. Bak hep ismi fiil yaptı. Fokur yansımadır. Kesinlikle yansımalar isimdir. Ama fokurda desem isim. Şıkır isimdir. Şıkırdamak desem fiil. Çünkü yansımadır. Çıtır, çıt değil mi? Yansımadır. Çıtırdamak desek fiil oldu. Göz isim, gözetmek desem fiil. Yön isim, yönetmek desem fiil. Hocam anlam ilgisi var mı? Yönetmek nedir? Yön vermek değil midir? İsmi fiil yaptım. Mantık çok önemli. Bak artırabiliriz dostlar. Çok. Ek çok. Mantığını bileceğiz. Azdan azımsamak. Bak fiilden isim. Geçmekten gecikmek. Özür dilerim. Geç. Zaman olan geçtir bu. Hani vakit çok geç diyoruz ya. Geçten gecikmek. Bak yumuşama oldu. Onun için diyorum. Anlam olayı çok önemlidir. Ses olayı da çok önemlidir. İşte baş isim başlamak fiil, su isim sulamak fiil gibi, hasta isim hastalanmak fiil, ev isim evlenmek fiil. Ekle kök arasına dikkat edeceğiz. Anlamını mı türünü mü değiştirdi yine bunları dikkat edeceğiz. Bak sudan sulamak, iyiden iyileşmek. Evet yapan dedik zaten en an sıfat fiil ek ise kesinlikle fiilden isim yapan ek değil mi? Kandan kanamak yine bakın, yaştan yaşarmak, fısıldan fısıldamak, işte geçten gecikmek, sarıdan sararmak gibi. Yani mantığını bileceğiz dostlar. Bir de fiili fiil yapacağız. Bak sadece anlam değişecek, tür değişmeyecek. Niye? Çünkü fiil zaten yine fiil. Bak tıkmak, bir yere tıkmak değil mi?
Tıkamak, tıkmaktan tıkamak. Atmak, bir yere fırlatmak değil mi? Bir yere göndermek. Atamak, tayinini yapmak gibi. Dolmaktan dolamak. Kovmaktan kovalamak. İtmekten itelemek. Eşmekten eşelemek. Kopmaktan koparmak. Yutmaktan yutkunmak. Sürmekten sürmek. Kazmaktan kazımak. Ama özellikle de şuna dikkat etmenizi istiyorum dostlar. Bak şurası ileride göreceğiz. Bak şu ekler ne ekidir? Çatı ekleridir. Çatı ekleri dostlar. Şimdi çatı eklerinde şu var. Fiili fiile. Çatı ekini, çatıları gördüğünüzde kesinlikle orada ne diyeceğiz? Fiilden fiil yapan ek diyeceğiz dostlar. Bir kere bunu unutmayacağız. Sevmekten sevilmek. Bak sevmek sen yaparsın. Mesela sevilmek bir başkası sever seni değil mi? Mesela çekmekten çekilmek, yıkmaktan yıkılmak gibi. Fiil oluyor ama anlam değişiyor. Zaten şu ana kadar mesela yapmaktan yaptırmak. Yapmak fiil değil mi? Evet. Yaptırmak fiil değil mi? Evet. Bak fiil olarak kaldı. Ama yapmak sen yaparsın, yaptırmak başkasına yaptırırsın. Ne oldu? Anlam değişti. İşte dostlar yapım eki bu. Hani kırmaktan kırılmak, karmaktan karışmak, bitmekten bitirmek, salmaktan saldırmak, almaktan aldırmak, hatta aldırtmak. Bakın iki tane. Kopmaktan koparmak. İncelemekten inceletmek. İşte bunlara biz fiilden fiil yapan ekler diyoruz. Arkadaşlar bir sözcük birden fazla yapım eki alabilir mi? Kesinlikle alabilir. 10 tane bile alır. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam. Gözden gözlük, gözlükçü, gözlükçülük. Birden fazla yapım eki aldıysa biz buna ne diyorduk? Gövdeden türemiş diyorduk. Bir sözcük birden çok çekim eki de alabilir. Yani ev dediğin zaman ler çoğul ekidir, dendan hal ekidir. Zaten bunları gördük hep. Bir sözcük hem yapım eki hem çekim eki alabilir. Erzurum köktür. Erzurumlu dediğinde yapım eki, lerlar çoğul eki. Önden önem, önemden önemsemek. Bak bu ikisi yapım ekidir. Ama meli malı ve siniz ne ekleridir? Fiil çekim ekleri değil mi? Bir sözcük hem yapım eki hem çekim eki alabilir. Aslında çekim eki ve yapım eki aldığında önce yapım eki sonra çekim eki gelir ama istisnalarını hatırlayın. Bir önceki dersimizde söylemiştik ama burada da isterseniz yine yapalım. Annemsiz diyoruz ya dostlar. Annem iyelik ekidir. Sızsız yapım ekidir. Yani Türkçe'de önce çekim eki, önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Ama bunun istisnaları burada. Hani D'da lıklık, D'da hal ekidir. Hatırlayın ilk başta anlatmıştım. Lıklık yapım ekidir. Dendan çekim ekidir. Lıklık yapım ekidir. Evdeki sözcüğündeki D çekim ekidir. Ki sıfat yapan ki'dir. Dayı isimdir. M çekim ekidir. Gil yapım ekidir. Güler er. Arkadaşlar çekim ekidir. Fiil çekim eki. Ken zarf fiil ekidir. Ve fiilimsi ekidir. Fiilimsi ekleri de kesinlikle neydi? Yapım ekiydi sevgili dostlar. Evet şimdi gövdeye getirilen her yapım eki yeni bir gövde türetir diyebilir miyiz? Gövdeden türeme var ya deminden beri söylüyoruz. Aslında çok soru geliyor. Sürekli hatırlamakta fayda var dostlar. Bir de şunu da unutmayın. Bazen isimden isim veya fiilden isim yapan ekler sıfat görevinde de olabilir. Mesela tuzdan tuzlu değil mi? İsimden isim yapanak değil mi bu? Evet. Ama tuzlu ayran dediğinde ne oldu? Bak sıfat görevinde. Tamir. Tamirden tamirci. Değil mi? İsimden isim yapanak. Tamir o onarım işleminin adıdır. Tamirci o işi yapan kişidir. Ama tamirci çocuk dediğinde ne oldu? Nasıl çocuk? Tamirci çocuk. Sıfat. Şeker. Maddenin ismidir. Şekersiz isimden isim yapan ektir. Ama şekersiz çay dediğimde ne oldu? Sıfat oldu. Böyle soru önünüze çok gelecek. Mesela durmaktan durgun değil mi? Fiilden isim yapan ek. Ama durgun adam dediğimde ne oldu? Sıfat oldu. Şöyle olabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış sözcük sıfat görevindedir. İşte. Zarf görevinde de olabilir dostlar. Hiç önemli değil. Önemli olan eke köke doğru ayırabilmek ve eke köke ayırdığımda ilk başta demiştim kelimelerin kökünde ses olayı var mı yok mu bunlara da dikkat edeceğiz. Mesela bak ufak sözcüğünde k düşmüş, sarı sözcüğünde ı düşmüş,
Ak yumuşamış, yumuşak G'ye dönüşmüş. Bir sözcüğünde İ ünlüsü türemiş. Bunların hepsine dikkat ediyoruz dostlar. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar çok geliyor. Mesela altını çiziyor sözcüğün. Diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı görevdedir? Bakıyorsun işte altı çizili sözcükteki ek farklı görevdedir diyor. Ya sen bakıyorsun mesela hepsinde de A var. Ya A. Demek ki Türkçe'de birden fazla A eki var. Yani bu çekim eki de olabilir, yapım eki de olabilir. İşte bir sonraki dersimizde bu birbirine benzeyen ama farklı görevde kullanılan o ekleri göreceğiz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.